Peki kanser çeşidi nedir? Rahim ağzı kanser çeşitleri var mıdır hocam? Kaç Şimdi çeşit varsa? şöyle, aslında hasta açısından çok bir farklılık yok. Rahim ağzında salgı hücreleri var. Rahim ağzı dokusunu oluşturan hücreler var ve kanser bu hücrelerden farklı olarak gelişebiliyor. Bizim için aslında tam çeşit demeyeyim ama daha önemli şöyle bir konu var. Kanser öncesi lezyonları biz yakalayabiliyoruz rahim ağzında. Yani örneğin bir şekilde HPV'yi aldık. Bu HPV rahim ağzında hücresel değişiklikler yapıyor. Siz düzenli simir testini yaptıran bir insansanız biz bu değişiklikleri çok erken zamanda yakalayıp müdahale edebiliyoruz ve kansere gitmesini engelleyebiliyoruz. Yani bu da aslında kanserin önlenebilir özelliği budur. Öncü lezyonlar nedir? Diyelim ki simir aldık, HPV testi yaptık ve simirde hücresel bozukluklar çıktı. O zaman hastadan biyopsi alıyoruz. Özel boyama teknikleri kullanılarak biyopsi işlemi yapıyoruz. Ve o biyopsi sonucunda bu kanser öncesi lezyonların cın 1, 2, 3 diye yani 3 aşaması var. Bunlardan biri var mı yok mu? Hani buraya gidiş var mı? Bunu görüyoruz. Şimdi birinci aşamada kansere gitme ihtimali %1'lerde ve çoğu zaman kendi kendine geriliyor. Biz bu hastaları takibe alıyoruz. Eğer takiplerde 1 yıllık, 2 yıllık süreçte sebat etmesi olursa o zaman müdahale ediyoruz. Ancak cın 2 ve özellikle 3 durumda kansere gitme ihtimali daha yüksek olduğu için yani hücresel değişiklikler daha hızlanmış oluyor bu hastalarımızda. O zaman müdahale etmemiz gerekebiliyor. Onlara da gene müdahale ettiğimizde örneğin rahim ağzından o dokuyu çıkarıyoruz hastanın durumuna göre ve bu sayede gene bu lezyonların kansere gitmesini önleyerek kanseri önlemiş oluyoruz aslında. Yani kanser tiplendirmesinden ziyade o kansere öncesi lezyonları yakalamak bizim için daha önemli ki hastayı kanser olmadan tedavi edebilelim diye. Kontrol altına alıp durdurmak. Evet.